Sevgili dostlar merhaba. Siz de yapabilirsiniz setleriyle çok güzel çalışmalar yapıp bize gönderiyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Bugün sizler için bir yenisini daha çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar, Artebella'nın siz de yapabilirsiniz setlerinden bir tanesini çalışacağız. Polyester çay tabaklarımız var. Bunların orta kısmını ilk önce beyaz Artebella'nın universal boyasıyla boyayarak çalışmamıza başlıyoruz. Orta kısmını beyaz boyayacağız. Diğer kısımlarda farklı bir renk kullanacağımız için tek kat şu şekilde düzgün biçimde boyayıp boyamızın kurumasını beklersek çalışmamıza devam edebiliriz. Çay tabaklarımızın orta kısmını Artebella Universal beyaz boyayla boyadıktan sonra yine Artebella'nın kolay transferlerinden MixArt serisi 6144 numaralı transferimizi beyaz boyadığımız bu zemin üzerine transfer edeceğiz. Fazla transfer kağıdını kesiyorum. Ardından jelatinimi kaldırıyorum. Şöyle tabağıma deseni ortalayarak yerleştiriyorum. Sünger ve su yardımıyla orta kısımdan deseni tabağa yerleştirerek kağıdın da esnekliğini kullanarak kağıt suya doyana kadar ıslatıyorum. Diğer çay tabaklarına da aynı işlemi yapacağım. 20 saniyenin sonunda kağıtlarımızı kaldırıyoruz. Ve deseni tabakların orta kısmına yerleştirmiş oluyoruz. Süngerimizle üzerini siliyoruz ve ardından peçetemizle kuruluyoruz. Buraya kadar ne yaptık? Tabağın içerisine desenlerimizi yerleştirdik. Evet, desenlerimizin kenar kısımları gri tonlarında. Bunun için de Artebella'nın beyaz renkli ve siyah renkli universal boyasını karıştırıyorum ve gri bir renk elde edip hemen bu dışarıda kalan bölgeleri boyamaya başlıyorum. Hem tabağımdaki kurdele figürünü boyuyorum. Hem resmin çerçeve kısmını boyuyorum, tabağın arkasını boyuyorum ve bir sonraki işlem için boyama işlemimi bitirip bekliyorum. Evet, boyamız kuruduktan sonra şimdi sıra geldi. Beyaz boyamızı bir peçete yüzeyine alıp fırçaya boyayı çok az yükleyerek tabağımızı eskitmeye. Evet, bir yönden başlayarak aldığımız beyaz boyayla böyle hafif hafif fırçamızı obje yüzeyine dokundurarak eskitmemizi yapacağız. Şimdi bu şekilde istediğimiz şekilde yoğunluk vererek bu çalışmaya devam ediyoruz. Ben şöyle hafif eskitme yapılmış ama aynı yönde yapmamız lazım bunu ki güzel bir görüntü olsun. Ona lütfen özen gösterelim. O zaman çalışmalarımız hoş bir görüntü alır. Evet, kurdelanın dokusunu da çıkartmış oluyoruz.
Şimdi bakın bu tabakla bu tabak arasındaki fark ne kadar güzel bir estetik kazandı. Şimdi diğer tabaklara da aynı eskitme çalışmasını yaparak devam edelim. Yine bir naylon torba veya gazete kağıdı serelim. Transfer kağıtlarımızı almıştık hatırlarsanız yuvarlak yuvarlak. Onları desenin üzerine kapatalım ki yapacağımız işlemden desenimiz etkilenmesin. Evet, fırçamızı suya batırdık. Siyah boyamızdan sulu biçimde aldık. Ve ardından hafif böyle ebru atar gibi darbeler yaparak nokta nokta, şöyle de yapabilirim elimle değil de, nokta nokta fırçamla hafif süslüyorum, noktalar oluşturuyorum. İstediğiniz kadar yoğunlukta yapabilirsiniz. Ben bunun şu anda kafi olduğunu düşünüyorum. Evet, şu şekilde kağıdımı kaldırıyorum. Desene gelmemiş oluyor siyah boya. Böylece kurumaya bırakıp daha sonra vernikleyeceğim. Şöyle size göstereyim. Güzel bir doku oluşturduk. Evet, verniklemek için kurumasını bekliyoruz. Çalışmamıza Artebella'nın su bazlı verniği ile objemizi vernikleyerek devam ediyoruz. Arkalı önlü vernikleme işlemi bittikten sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir çay bardağı attığınız oluyor veya dekoratif amaçlı duvarlarınızda da üçlü set olarak kullanabilirsiniz. Şimdi siz de yapabilirsiniz setlerine bir yenisi daha polyester tabaklarla, çay tabaklarıyla ekledik. Siz arzu ederseniz farklı farklı Artebella'nın kolay transferleriyle değişik çalışmalar yapıp takım adetlerinizi çoğaltabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, sizler de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.